Dilan ve Engin Polat'ın aralarında bulunduğu dört tutuklu 28 sanık hakkında suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında kanuna muhalefet suçlarından 20'şer yıldan kır. Ar yıla kadar hapisle cezalandırılmasının istendiği dava sanıkları 3. günde tekrar hakim karşısına çıktı. Duruşma savcısı dün, tutuklu bulunan Engin Polat, Sezgin Polat, Kürşat Polat ve Ahmet Gün'ün tutukluluk halinin devamını talep etmişti. Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuksuz sanık Dilan Polat, Sinem Sıla Doğu, Can Doğu ve taraf avukatları ile tutuksuz diğer sanıklar hazır bulundu. Tutuklu sanık Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ise duruşmaya ses ve görüntülü bilişim sistemi, SEGBIS ile katıldı. Tutuklu sanık Ahmet Gün ise duruşma salonuna getirildi. Mal varlığı tedbirlerine red. Mahkeme heyeti, Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ve Ahmet Gün'ün tahliyesine, mal varlığı üzerinde bulunan tedbirlerin kaldırılması talebinin reddine karar verdi. Sanıkların yurt dışına çıkış yasağının devamına karar veren mahkeme, imza atma şeklindeki adli kontrolleri kaldırdı. Bazı sanıkların emekli maaşlarına getirilen kısıtın kaldırılmasına karar verildi. Mahkeme ayrıca Derkan Başer'in de aralarında bulunduğu ve İstanbul Anadolu 24. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen yasa dışı bahis organizasyonu davası ile bu davanın birleştirilmesi önerisinde bulundu. Soruşturmada tanık olarak ifade veren isimlerin mahkemece dinlenmesine de karar verdi. Duruşma 19 Aralık 2024 tarihine ertelendi. Tahliye haberini alan Dilan Polat adliyede sevinç çığlıkları atarak haberi yakınlarıyla paylaştı. Dilan Polat'ın ilk sözleri Allah'ım şükürler olsun. Devletimiz sağ olsun. Çok mutluyuz oldu.